Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, videomuza geçmeden beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde yüzüm hemen bir gülmeye başladı. Çünkü Milli Muharip Uçak Adaş'tan gelen efsane habere gideceğiz. Milli Muharip Uçağımızın bomba salanı, işte bombayı taşıyan kısım olarak kısaca özetleyebiliriz. Sistem geliştirilmeye başlandı. İmza töreni düzenlenmişti. Dikkatimi çeken bazı gelişmeler de oldu. O gelişmeler ışığında Milli Muharip Uçak Kağan'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kaç adet teslim edilecek? Türk Hava Kuvvetleri'nin Milli Muharip Uçak planı ne? Az buçuk bir çıkarımda bulundum. Onları sizlerle paylaşacağım. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Adaş'ımda son durum neymiş, hep birlikte öğrenelim. Milli Muharip Uçağımız Adaş'ım Kağan'da kullanılacak, gövde içinde bulunacak olan çoklu taşıma salanları için sözleşme dün imzalandı. TUSAŞ ve Altınay arasında imzalanan sözleşme kapsamında Altınay gövde içinde taşınacak çoklu bomba salanını geliştirecek. Böylece gövde içinde bu salan sayesinde ciddi sayıda bomba taşınabilecek. Tek sortide 8 bomba taşınıp 8 hedef vurulabilecek. Ancak asıl kısım ise üretim sayısıydı. İmzalanan sözleşme kapsamında salanlar geliştirilecek ve Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı için yaklaşık 250 adet üretilecek. Allah Allah! Şimdi kilit sayımız 250. Sözleşmede 250 adet salanın üretilmesi kararlaştırıldı. İmzalanan metinde böyle geçmekte. Şimdi kıymetli dostlar, bileceğiniz üzere az buçuk matematiğim iyidir. Yani mühendis görevlisi olduğundan dolayı övmek gibi olmasın ama şimdi 250 adet salan üretilecekse acaba şimdi sizlere soruyorum. Kaç adet Milli Muharip Uçak üretilmesi planlanmaktadır? Evet, duyar gibiyim. 250. Şimdi direkt 250 demeyelim. Niye demeyelim? Şimdi kıymetli dostlar, her uçakta bir tane bomba salanı olacak olsa evet 250 tane olabilir. Ama şimdi şöyle yola çıkalım. Bunların hepsi direkt uçağa montelenecek dersek bence hata yaparız. Çünkü hadi şöyle 50 tanesini yedek parça olarak düşünelim. 200 tane Milli Muharip Uçak Kağan'ımız aslında Türk Hava Kuvvetleri için üretimi planlanmakta. Yaşanan gelişmelerden bunu çok rahat bir şekilde anlıyoruz. Daha öncesinde kaç adet Milli Muharip Uçak Kağan teslim edilecek Türk Hava Kuvvetleri'ne net bir şekilde belirtilmemişti. Ama son imzalanan bomba salanı sözleşmesinden yola çıktığımızda cümleten hayırlı uğurlu olsun. Eğer ki bu tahminlerimiz doğruysa önümüzdeki dönemlerde Türk Hava Kuvvetleri 10 filo 5. nesil Kağan savaş uçağına sahip olmak için ilk adımı atmış oldu. 10 filo. 10 filo ne demek ya? Şimdi 10 filo. Her filoda 20 tane savaş uçağı bulunsa 5. nesil, bir de altını çiziyorum. 5. nesil. Kıymetli dostlar, ne Orta Doğu'su, ne Kafkasya'sı, ne Afrika'sı. Yani gerçekten de dünyanın içinden geçeriz. Düşünsenize 10 filo Milli Muharip Uçak Kağan. Maşallah. Başka hiçbir şey demiyorum. Yani Rabbim inşallah o günleri bizlere gösterir. Bundan sonra işler tabii çok farklı ilerler. Yani sürece ilişkinde bazı tahminlerim bulunmakta. Dönüşüm nasıl olacak? Şimdi bileceğiniz üzere bizim elimizde yaklaşık 250 adet F-16 var. Devamında Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 Block 70 siparişimiz var. 40 adet. Son olarak da Almanların gönlü çatarsa bize Eurofighter verecekler. Milli Muharip Uçağımız Kağan işte üretildi, bitti, olmayacak. O versiyonlar sürekli yenilenecek. Üstüne konulacak. İşte Kağan versiyon 1 mesela 200 adet teslim edilecek. Akabinde mesela Kağan versiyon 2 üretime başlandıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden almış olduğumuz F-16 Block 70'ler var ya, onların yerine de artık yavaş yavaş 40 adetti veyahut da Eurofighter'ların yerine artık Milli Muharip Uçak Adaş'ım Kağan versiyon 2 almış olacak. Ayrıca kıymetli dostlar, şimdi diyebilirsiniz sadece bomba salanı sözleşmesi mi imzalandı? Milli Muharip Uçak'ta başka gelişmeler yok mu diye sorabilirsiniz. Merak etmeyin, var. Son olarak da Milli Muharip Uçak Kağan'ımız oldu da havadayken yıldırım çarptı. Yıldırıma maruz kaldı. Rabbim göstermesin ama bunun için de TUSAŞ yeni bir tesis kuruyor. Yıldırım tesisi kuracak. Yaklaşık 3,5 milyon voltluk bir elektriğe maruz bırakılacak Milli Muharip Uçak Adaş'ım Kağan. Yani mükemmel bir çalışma söz konusu. Allah izin verirse 2027 yılında Milli Muharip Uçak Kağan'ımız Adaş'ım hava kuvvetlerimizde buluşacak. Sayı ile gün
çok çabuk geçer diyorum ve akabinde kıymetli dostlar bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde bileceğiniz üzere dün 1 Mayıs'tı. 1 Mayıs İşçi Bayramınızı da bu vesileyle kutlamış olayım. Türkiye'de polise saldıran teröristlerin arkadaşları diyebileceğimiz bir başkaları da İsviçre'de çok ilginç bir eylem düzenledi. Gerçekleşen eylemde kıymetli dostlar İsviçre'de Bayraktar TB2 maketi yakılmıştı. Niye Bayraktar TB2 maketi yakıldığını zaten biliyorsunuzdur. Terör örgütüne en büyük darbeyi kendisi vurmuştur da ondan. İsterseniz video bir karşımıza gelsin. İsviçre'de neler yaşanmış hep birlikte öğrenelim. Nasıl bir kafa yaşıyorlar gerçekten de anlayamadım. Ha tabii ki de Bayraktar TB2 maketini yaktılar. Ellerinde ne var? Tabii ki de koskoca bir sıfır. Irak harekatı. Şimdi sosyal medya haberlerimizde geleceğiz. Aslında bunların birazcık da karın ağrısı. Daha Bayraktar TB2 evet bu vakte kadar çok çektirdi. Yani bir numaralı sarı torba üreticisiydi aslında Bayraktar TB2'miz. Daha bundan sonra yazın Allah izin verirse Irak'ta artık bir süpürme operasyonuna girişeceğiz. Aslında bunların tepkileri birazcık da Türkiye'nin önümüzdeki günlerde başlatmayı planladığı harekata yönelikti. Devamında bugünkü üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel derledim. Detaylar bir karşımıza gelsin. Sosyal medyada neler yaşanmış hep birlikte öğrenelim. Kıymetli dostlar, Irak'ta bileceğiniz üzere her gün haberler gelmekte. İşte şuraya operasyon yaptık, şu bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri konuşlandı diye. Sosyal medyada karşıma çok güzel bir böyle harita infografik tarzında bir görsel çıkmıştı. Onu sizlerle paylaşacağım. Görmüş olacağınız üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nereye operasyon çekmiş, hangi bölgeye, hangi hava araçlarıyla operasyonlar çekilmiş net bir şekilde anlayabiliyoruz. Videoyu durdurup daha yakından göz atabilirsiniz. Buradaki Türk bayraklı bölgeler Türk üsleri, Irak bölgesinde bulunan Türk üslerini temsil etmekte. İşte helikopter işaretleri o bölgeye helikopter operasyonlarının çekildi. Görmüş olacağınız üzere birazcık daha aşağı kısımlara indiğimizde, derin kısımlara indiğimizde ise insansız hava aracı sembollerini görmekteyiz. O noktalara da Türk Silahlı Kuvvetleri veyahut da Milli İstihbarat Teşkilatı silahlı insansız hava aracıyla operasyonlar düzenlemekteydi. Bölgenin anlaşılabilir en net haritası bu şekildeydi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gidelim mi? Ay pardon, yanlış söyledim. Napolyon'a gidelim. Yeni Napolyon'a. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ne dedi biliyor musunuz kıymetli dostlar son olarak? Macron Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin dedi ki eğer Ruslar cephe hattını yarmış olsaydı, Ukrayna'dan bir talep gelseydi ki bugüne kadar öyle bir talep yok diye ekledi. Fransa ordusunu Ukrayna savaş sahasına sürecekmiş. Şunu belirtmek isterim ki sizce Ukrayna'dan böyle bir talep gelmemiş midir? Yani Ukrayna şu an yemin ediyorum 7.62'lik mermiyi bile şu an 1001 farklı ülkeden dilenmekte. Mermi bile dilenen Ukrayna sizce Fransa'dan asker yardımı talep etmemiş midir? Burası da ayrı bir soru işareti. Tabii Ukrayna-Rusya savaşı sürerken Ukrayna Dışişleri Bakanlığı için resmi açıklamalar yapacak olan yapay zeka Victoria'yı dün bir videoyla duyurmuştu. Ukrayna ordusunun yani bu tür şeylerle uğraşması ne kadar doğruydu orası tartışılabilir ama cevap tabii ki de Ruslardan gecikmedi. Maria Zaharova. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın yapay zeka ile geliştirilen konsolosluk işlerinden sorumlu yeni dijital asistanını tanıtmasını değerlendirdi. Görünene göre Zelenski'nin Batı'nın verdiği Ukraynalıları yok etme görevini başarıyla yerine getirdiğinin altını çizen Zaharova, bu gidişle Zelenski'nin yapay zeka ile çok sayıda sözcü, işçi, köylü, öğretmen ve doktor yaratmak zorunda kalacağını vurguladı. Hep birlikte bir Turan'a gidelim mi? Medyan Turan geliyor. Neymiş bu Medyan Turan? Türk dünyasını birleştiren tek marka olan Medyan Turan'ın tanıtılacağı Türk dili konuşan ülkeler ekonomik forumu bugün başlıyor. Forumda Medyan Turan markası tanıtılacak. Bu marka Turan ülkelerinde üretilen ürünleri işaretlemek için kullanılacak. Türk devletlerinin bu anlamda net hedefleri var. Türk dili konuşan ülkeler arasındaki pazar ve yatırım fırsatları tartışılacak. Aynı zamanda Turan ülkeleri markalarının uluslararası ortama entegre edilmesi için olası seçenekler üzerinde bugün çalışılması planlanmaktaymış. Gerçekten de 10 numara 5 yıldız bir adımdı. Benim oldukça hoşuma gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Bugünkü sosyal medya haberlerimize son olarak bir Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne gerçekleşen önemli bir ziyareti sizlere aktaracağım. Mısır
Genelkurmay Başkanı, Kor General Osama Asgar ve beraberindeki heyet Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Selçuk Bayraktar, kendilerini tesisimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk paylaşımını yapmıştı. Mısır kafaya koydu. En az bir tane Türk silahlı insan savaş aracını kendi hava kuvvetleri bünyesine katacak. Zaten bileceğiniz üzere Mısır Hava Kuvvetleri şu an tam bir çorba vaziyetinde. Hangi ülkeden ne ararsanız bulabilirsiniz Mısır Hava Kuvvetleri'nde. Zaten özellikle Türk siyaların eksikliği yani eminim ki hissedilmiştir. Çünkü kıymetli dostlar hiç işe güce yaramayan alet gereçler bile Mısır Hava Kuvvetleri'nde bulunmaktaydı. Kaldı ki dünyayı esip kavuran, efsaneleşen Türk siyaları yani Mısır Hava Kuvvetleri'nde olmazsa olmazdı. Görünen o ki ilerleyen günlerde bu konuya dair önemli haberler karşımıza çıkabilir. Mısır'a silahlı insan savaş aracı satılmalı mı yoksa satılmamalı mı? Düşüncelerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz diyorum ve videomuzun da aslında sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Ne diyelim o zaman, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.